Bülent Arınç'ın açıklamalarını konuşuyoruz. Son yaptığı açıklamalar. Murat Çile'ye konuştu. Murat merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ya tebrikler. Gerçekten harika bir gazetecilik yaptın. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Bülent Arınç'ın ne dediğini, yani ne cevap verdiğini, o sözleri nasıl karşıladığını konuştun. Sana birazdan soracağım. Telefonda yaptığın bu görüşmenin perde arkası, başka sözleri var mı? Nasıl bir haleti ruhiye içinde konuşuyordu? Bütün bunları sana birazdan soracağım ama önce Zafer Şahin'e bir dönmek istiyorum. Zafer Şahin, sen Arınç'ın bu son çıkışını nasıl yorumluyorsun? Ahmet Bey, özellikle bu reform konusunda sizin görüşünüze katılıyorum. Yani yapılacak olan reform çalışmasını sadece Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına indirgemiş oldu Sayın Arınç. Ama ben burada hani Ömer Bey'den farklı olarak Sayın Arınç'ın işte Ömer Bey bir danışıklı dövüş demeye getirdi bu açıklamaları. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben de hasbelkader Sayın Arınç'ı 20 yıldan uzun bir zamandır tanırım. İddialı bir siyasetçidir. Yani ta Refah Partisi döneminde rahmetli Erbakan'dan sonra işte küçük Erbakan diye kendisinden bahsedilen bir isim Bülent Arınç. Ben bu açıklamasıyla aslında biraz işte bu yargıda reform yapılacak söyleminden biraz vazife çıkarttığını, yani durumdan vazife çıkarttığını düşünüyorum. Bunun belki ilginç gelecek ama yaklaşan AK Parti kongresine yönelik de bir adım olarak da değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Yani belki de orada aktif siyasete dönüş işareti de vermiş olabilir Bülent Arınç. Çünkü bu açıklamalar onu gösteriyor. Yani AK Parti'yi biliyorsunuz hani bir üç isimden bahsedilirdi. İşte Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç şeklinde. Kendisi de bir süre önce zaten siyasete, aktif siyasete veda ettiğini açıklamıştı. Şimdi bu açıklamasıyla ben bir siyasete dönüş işareti olarak da bunu değerlendiriyorum. Burada tabii durumdan vazife çıkartma meselesinin üzerine durmak lazım. Sadece Sayın Arınç değil, bazı gazeteci arkadaşlar da Yani yapılan bazı Zafer, açıklamalardan durumdan vazife AK çıkarttılar. Parti'de ne, yani Evet. gelecekte ne yapacak? Yani kongreye girip Erdoğan'ın karşısında aday mı olur mesela? O anlamda mı söylüyorsun? Hayır, öyle o anlamda değil. Yani partide yeniden etkili bir görev isteyebilir. İşte bir değişimden biliyorsunuz uzun süredir bahsediliyor. Belki kabine ile alakalı bir beklentisi olabilir ya da kendisinde olmasa bile orada olmasını istediği arkadaşları olabilir. Şimdi arkasından başka isimlerin de hani partinin aksaçlıları diye hitap edilen işte mesela Sayın Cemil Çiçek'in de benzer bu dozda olmasa da açıklamaları oldu. Yani bunu ben hani böyle bir siyaset okuması olarak değerlendiriyorum. Böyledir demiyorum. Hani ne konuşulmuştu bu Peki reform bu son olayı gündeme açıklamadan sonra geldiğinde? Murat Çelik'e yaptığı, Bülent Arınç'ın Murat Çelik'e yaptığı bu açıklamadan sonra artık Bülent Arınç için yolun sonu görünmüştür, istifa dışında bir seçenek yok diyebilir misin? Valla görünür tabloda böyle bir beklenti var istifa etmesine dair ama kendisi hani Murat Çelik'e yaptığı açıklamada partimden istifa etmem diyor. Ben mesela o açıklamada o kısmı çok önemsedim. Yani Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa edebilirim ama partimden istifa etmem cümlesi bence üzerinde durulması gereken bir cümle. Peki Yüksek İstişare Burada tabii Kurulu'ndan istifa eder mi? Yine de bakın bir açık kapı bırakıyor. Ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra diyor kararımı vereceğim diyor. Yani ben burada henüz istifa kararı almış gibi bir çıkarım yapmadım, yapamadım açıkçası. Yine de Sayın Cumhurbaşkanı ile son bir görüşme yapıp kararını buna göre verecek gibi görünüyor ama bir Gündemi taraftan da tam parti açıklığı içinden sürdürüyor. yükselen çok Başka bir şiddetli amacı itirazlar var. yok. Bak Turgay Güler bir şey diyor. Yani Şimdi Zafer burada aslında yapmaya çalıştığı daha ilk günden bu açıklamayı yaptığı kanalda bu sözlerinin kendisine pahalıya mal olacağını bile bile ne AK Parti tabanının ne AK Parti teşkilatlarının ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne işte bir ülkeyi hükümeti idare edenlerin böyle bir açıklamaya sıcak bakmayacağını bunun bir hezeyan olduğunu kendisi biliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde sert yani en sert ama dille Turgay bir şey söyleyeceğim. Bu reform sözlerini dikkate alarak buna tepki gelmeyeceğini düşünmüş olamaz mı? olamaz. Niye? Şu yüzden olamaz. Çünkü yani Bülent Arınç dediğimiz kişi şu kadar 40 yıllık siyasetçi. Neyi, nerede, ne zaman konuşacağını
birçok bugün siyaset yapan birçok isimden daha iyi bilen birisi. Bülent Arınç hesapsız, kitapsız, zamansız çıkıp konuşmaz. Bunları hesapladı, planladı, tarttı, biçti ve ona göre ekrana çıktı. Bunun... Amacı neydi peki? Heh, güzel soru. Şimdi amacı şu. Bakın Bülent Arınç bunları söylemeden az önce Türkiye'nin gündeminde dört partinin 2018 yılında bir araya gelip işlerinde aralarında HDP'nin de olduğu bu dört partinin bir araya gelip o rezil anayasa taslağı metnini hazırlaması vardı. CHP çok ciddi köşeye sıkıştı. İyi Parti çok ciddi köşeye sıkıştı. Yalanladılar, inkar ettiler ama geçmişte yaptığı açıklamaları, bir takım gazetelere verdiği demeçleri, bir takım gazetelerin haberleştirmeleri hepsi çarşaf çarşaf önlerine konuldu. Bir şey diyemediler. Yetmiyormuş gibi İbrahim Kaboğlu da çıktı dedi ki evet bunlar olmuştur. Yani bir taslak metin de var. Ümit Özdağ çıktı dedi ki ses kaydı da var, her şey var. Bir sıkışmışlık yaşandı. İşte bu sıkışmışlığın üzerine Bülent Arınç bir operasyon çekti. Çektiği operasyonun sebebi şu. Günün sonunda Abdullah Gül'e adaylık aday olması için CHP'nin bir gayreti vardı. Parti ayağa kalktı, gündemden düşürdüler. Babacan falan parti ayağa kalktı, gündemden düşürdüler. Onun fırsatçılığı olsa olsa ya bak burada bir isim daha var, ben de olabilirim demekten başka bir şey olamaz. Ama Turgay bu çok ileri bir yorum oldu ya, bir evet. Dakika. Yani Bülent Arınç'tan bahsediyorsun. Tamam, bir dakika, sen şunu mu diyorsun? Bülent Arınç sıkışmış gibi görünen gündem nedeniyle Millet İttifakı'nı rahatlattı. Evet. Ve onlara... Bakın burada ben varım. Evet. Ayrıca HDP'ye de sıcak mesaj veriyorum. Evet. Sizin adayınız ben olabilirim. Evet. Çok yani ancak bu kadar üç cümleyle bu kadar güzel özetlenebilir. Hakan Bey olur mu ya böyle bir şey? Bülent Arınç tutar mı Millet İttifakı'nın adayı? Olmaz katiyen de ama yahu, düşünmüş olabilir. Yani Abdullah Gül tutar mıydı? Olabilir. Abdullah Gül'den daha iyi bir isim midir Millet İttifakı? Hayır. Katiyen. Yani Abdullah Gül mesela CHP adayı olsa en fazla %11-12 CHP'li ona gider oy verir. 13 puan başka yerlere gider. Bülent Arınç olsa? Bülent Arınç olsa bu rakam mesela 8'lere, 7'lere düşer. Ya CHP tabanından kimse Abdullah Gül'e %10 oy vermez Hakan Bey. Ben de aynı kanaatteyim. Peki Ümit Hocam Bülent Arınç'a ne verirler? %1 dahi vermez CHP tabanından Abdullah Gül'e %1 oy gitmez. Bakın Ahmet Bey şöyle benim gördüğüm... Bu Millet İttifakı'nın yani adayı Bülent Arınç falan olmaz ama mesela Ali Babacan olabilir. Bakın ben net söyleyeyim. Ali Babacan olabilir. Bir de siz hani önce reform dediniz ya. Ali Babacan olabilir mi? Ali Babacan'ı yaparlar mı? Hayallerinizi yıkmak istemem ama reform söylemi benim tüylerimi ben diken ediyor. Bugüne kadar reformları da gördüğüm, yaşadığım için onu zamanı gelince yani konuşabiliriz. Ama siz gene rahat huzurlu uyuyun. Gene hayalleriniz bozulmasın. Ama bakın bu ülkede ne zaman sıkışılsa 70 yıldır ekonomide yapısal reform olur. Niye? Çünkü oltadaki balık Türkiye o hiç konuşulmaz. Ülkenin her şeyi satılmış, edilmiş, hırpalanmış vesaire ama sıkışınca yapısal reform. Hocam o reform işine gireriz de bir dakika. Ben şeyi merak ediyorum. Yani Abdullah Gül'ü Millet İttifakı'nın tabanı kabul etmez diyorsunuz. Anladım. Arınç'ı hiç mi kabul etmez? Ya yani şimdi Arınç'ı da kabul etmez. Asla ve katla. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek anti-emperyalist, vatansever tabanı bu sokaları yutmaz. Bunları yemez. Peki. Bülent Arınç'ın kim olduğunu da bilir. Abdullah Gül'ün kim olduğunu da bilir. Peki. Ali Babacan'ın hocam kim bir olduğunu dakika. Da bilir. Turgay ya bu olmayacak bir iş yani. Şimdi bakın ben size deseydim ki geçen sene, 2 sene önce Kılıçdaroğlu bir gün çıkacak ve diyecek ki yahu bu Abdullah Gül'den niye bu kadar çok korkuyorsunuz? Bana aynen az önce kurduğunuz cümleyi kurardınız ve derdiniz ki ya Turgay bu olmayacak iş. Yani hatta biraz daha ileri götürür. Saçmalıyorsun vallahi falan derdin. Ama benim kulaklarım Kılıçdaroğlu'ndan şu ifadeyi duydu. Niye korkuyorlar Abdullah Gül'den bu kadar? Bir başka ifadeyi daha duydu. Bu son kurultaya giderken Saygı Öztürk'e yaptığı
verdiği bir demeçte CHP'li yetkililer. Dediler ki biz yeni dönemde partimizi Ali Babacan'a göre, yani yönetimini Ali Babacan'a göre dizayn ediyoruz dediler. Kim dedi bunu ya? CHP'liler dedi. Saygı Öztürk'e dedi, yanılmıyorsam vardır arkadaşlar, çıkarsın geçsinler. Köşesinde yazdım. Yok, özür diliyorum, Muharrem Sarıkaya'ya dedi. Saygı Öztürk'ün özür diliyorum, Muharrem Sarıkaya'ya dedi. Bağlanabilir, hatta arkadaşlar yazısını çıkarabilir. Partiyi Ali Babacan'a göre dizayn ediyoruz dediler. Bu açıklama CHP'den geldi. Abdullah Gül'den niçin bu kadar çok korkuluyor açıklaması CHP'den geldi? Bunlar olduysa diyorsun, Bülent Arınç niye olmasın? Enver Altaylı mesela Bülent Arınç'ın vicdan dedi. Tamam, AK Parti'nin vicdan demiş olur mu? Enver değil, Engin Altay. Engin Altay. Vicdan. CHP Grup Başkan Vekili. Evet. AKP'nin vicdanıdır dedi. AKP'nin vicdanıdır. Öyle mi dedi? Evet. AK Parti'nin vicdanıdır. Çünkü bu açıklamalardan sonra onu desteklemek için AKP'nin vicdanıdır dedi. Biz de Demirtaş'ta aynı şeyi düşünüyoruz dedi. Murat, efendim? Bir şey soracağım. Arınç'la konuştun. Bugün sen, evet. Nasıl bir havası var böyle, yani kendinden emin, arkadaşlarımızın, buradaki konuklarımızın söylediği gibi bir plan doğrultusunda hareket etmiş ve o planını adım adım harekete geçiren bir siyasetçi tiplemesi, tonlamasıyla mı karşılaştın, yoksa böyle hakikaten açıklamasında söylediği gibi rencide olmuş, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını sitemle karşılayan, üzgün, ya ben ne yaptım diyen bir figür mü vardı karşında? Şimdi bütün bu seçeneklerin arasından seçeceksem, öncelikli olarak bir kere üzgün ve biraz da şaşırmış olduğunu gördüm, onu söyleyeyim. İşte hepiniz, stüdyodaki konuklar da bu arada, herkese iyi akşamlar öncelikle. Herkes belli ölçüde Bülent Arınç'ı işte hepimiz gazeteci olarak tanırız. Gerçekten o açıklamanın başında ilk cümlesi o oldu. Yani bilirsin dedi, ben duygusal bir insanım diye başladı. Doğru. Murat'ın sesini biraz açabilir miyiz? Duyamıyorum tam. Ben duygusal bir insanım diye başladı. Belki kulaklıktan olabilir, şunu çıkartıp konuşursam sanırım daha iyi. Şimdi iyi mi ses? Evet, gayet iyi. Evet, gayet. Tamam. Ben duygusal bir insanım diye başladı. Gerçekten de biraz zaten sabah saatlerinden itibaren aramıştım. Ancak akşamüstü konuşabildim. Biraz da hani gün içinde bir ne oluyor ne bitiyor'yu anlamaya çalıştığını tahmin ediyorum. Biraz da hayal kırıklığı, onu söyleyeyim. Yani benim hissettiğim konuşma sırasında, yaklaşık 6-7 dakikalık bir konuşmaydı. Bir hayal kırıklığı, ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını ve rencide olduğunu gördüm. Diğer taraftan da niye hayal kırıklığı diyorum? Çünkü hani Bülent Arınç'ın ilk kez bu kadar tartışma yaratan, belki bu kadar değil ama tartışma yaratan ilk açıklaması değil bu açıklama, malum. Daha önce de benzerlerini yaşadık. Hatta konuşmanın içinde onu da hatırlattı. Zaman zaman dedi, benim açıklamalarım olduğu zaman yüksek, böyle düşünen bir insanın, bunları söyleyen bir insanın Yüksek İstişare Kurulu'nda ne işi var diyorlar. Benim daha çok yapacak işim, daha yapacak çok işim var. Ama bazen de dedi, bir yerde olmak yerine bırakıp gitmek daha doğrudur. Maalesef bazen öyle bir vakit gelir dedi. Ne umuyormuş yani, da bu açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğramış? Efendim? Hani Murat, ne olsun umuyormuş bu açıklamalardan sonra da hayal kırıklığına uğramış? Yok yok, hayal kırıklığına uğramasını kendi ifadesi değil. Ahmet Hakan benim izlenimimi sorduğu için eyvallah, onu söylüyorum. Yani bir hayal kırıklığı yaşadığını hissettim. Sözlerinden peki, de çıkıyor bu sonuç. Sözlerinden de peki, çıkıyor bu sonuç. Murat, ama şunu merak ediyorum. Sen evet, ne izlenimi aldın? İstifa mı edecek? Yani nasıl bir planı var? Sözlerinden biraz anlaşılıyor gerçi ama sana evet, yaptığı açıklamadan... Evet. Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor? Doğrusu bir plan sözcüğünü kullanmayı ben biraz fazla bulurum. Yani bunları planlamış da sanki bundan sonraki aşamada bir planın parçasıymış gibi, öyle bir şey söyleyemem hiçbir şekilde. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama benim gördüğüm, sorduğum sorulara aldığım cevaplar ve bütünü itibariyle, o sohbetin bütünü itibariyle bana yarın demişti ama benden sonra Hadi Özışık da konuşmuş. Ona bu akşam da görüşebileceklerini söylemiş. Öyle bir bilgi de var. Bu akşam ya da yarın yüz yüze görüşmelerinde bir kere Bülent Arınç burada şu tavrı koyuyor. Yani hani ben Bülent Arınç'ım. Bir dakika. Cumhurbaşkanı ile bu akşam ya da yarın görüşecek miymiş?
Ben de orada Hadi'nin yalancısıyım. Hadi öyle söyledi. sana peki. Bana yarın, peki yarın dedi. Bülent Arınç sormak istiyorum. Sana yarın görüşeceğiz dedi mi? Evet, muhtemelen yarın görüşürüz dedi. Yani peki, kesin şu saatte bir randevu aldım şeklinde değil ama. Ha, bir temas, şunu merak ediyorum. Hani gazetecilik açısından Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir temas kurulmuş. Böyle kurmuş mu? Yani şöyle ifade etti, benim anladığım kurmuş. Şimdi şu cümleden çıkan sonuç, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daymış, gündemi de yoğun, programı yoğun. Sanırım yarın Ankara'da olacakmış ve görüşebileceğimizi düşünüyorum dedi. Yani belli ki bir temas kurmuş. Gelen cevap Cumhurbaşkanı'nın programının yoğun olduğu şeklinde olmuş. Ankara'ya yarın döneceği söylenmiş belli ki kendisi. O da yarın görüşebileceğimizi umuyorum yani dedi. Yani ben o cümleyi senin yazından yani yazdıklarından bir temenni cümlesi gibi algılamıştım. Oysa daha somut bir şeyin göstergesi de olabilir diyorsun sen. Evet, yani ben onu hiç öyle temenni gibi değil. Benim algım şöyleydi. Tam cümlesi de şu zaten. Sayın Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Yani ben en azından özel kalemle bir temasta bulunduğu izlenimi geldim. Murat, o zaman yarınki Cumhurbaşkanı ile yapacağı, eğer gerçekten görüşecekse, bu görüşmeden sonra mı istifa edip etmediğine karar vermiş olacak? Şöyle, benim yine anladığım, cebinde istifa dilekçesiyle gidecek o görüşmeye ve şunu söylüyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir konuşma yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu dinlemek istiyorum diyor. Yani kendisine yönelttiği, yani isim vermeden Bülent Arınç'a işte o nifak vesaire, o sert sözleri söylemesi. Yani çok sert sözlerdi, çok sert bir konuşmaydı, çok rencide oldum ve böyle bir konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek istiyorum diyor. Onu dinledikten sonra da o konuşmanın muhatabı bendim, bu durumda buyurun istifa mektubum diyebilirim diyor. Tam da böyle mi dedi Murat? Aynen böyle dedi. Çünkü nezaketsiz bir açıklama o yani. Bu konuşmayı neden yaptı? Neden böyle bir şeye? Ben şöyle söyledim. Ne tür bir nezaketsizlik gördün? Kendisinden dinlemek Murat istedim. Bey, bir de Murat bir dakika. Hakan Bey bir dakika. Peki. Şimdi bir nezaketsizlik görmedim. Ben de o yüzden soruyorum. Ben gördüm. Bir cumhurbaşkanı var karşısında muhatabı. Aynı zamanda kendisinin genel başkanı da. Böyle bir sert açıklama yaptı. Buna niye ihtiyaç duydu? Kendisinden dinlemek isterim. Yani ha, bana bir anlatsın bakayım. Öyle bir eda var. Öyle bir eda var yani. Peki. Ben de ses tonunu merak ediyorum. Murat Bey konuşurken ses tonu böyle tane tane ve dingin miydi? Arınç'ın öyle konuşmaları da var çünkü Sayın Arınç. Evet. Yoksa biraz hafif kelimeleri hızlı söyleyerek yani bir panik halinde mi? Tempo sezdiniz mi konuşmasında? Yok, hayır, her zamanki Bülent Arınç konuşmasıydı. Sakin ve tane tane. Evet. Anladım. Bir şey okuyacaktın sen Murat, sözünü kestik. Turgay sorunca şunu söyleyecektim. Dedi ki gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra o konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu diyebilirim. Tam cümlesi böyle. O zaman yani bir görüşme sonrası bir bu da ayrı bir nezaketsizlik. İstifa kararına. Cebinde istifa mektubuyla gidecek. Eğer Cumhurbaşkanı cebinde bir istifa mektubuyla gideceğini duymuşsa belki de görüşmeyebilir. Bilmiyorum. Oğlum, bilmiyoruz artık, ona kendileri karar verirler. Onu bilmiyorum tabii. Yani benim cebinde mi, mektubun cebinde olacağını bu sözlerinden çıkarıyorum. Yoksa mektup cebimde gideceğim demedi elbette ama bu sözlerinden anlaşılıyor ki cebinde mektupla gidecek yani. Bu durumda buyurun istifa mektubumu diyeceğim dediğine göre bir istifa mektubuyla gidiyor anlamına gelir bu yani. Evet. Yani öyle bir anlam taşıyor. Yani öyle şöyle söyledi işte, o demin söyledim ya size, hani bunları söyleyen birinin daha önce de oldu. Yüksek İstişare Kurulu'nda ne işi var demişlerdi. Daha önce de oldu böyle yorum yapanlar. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen cümle, bu düşük cümle de aynen böyle not aldım. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur. Peki şimdi, Murat, bir şey merak ediyorum. Ya şimdi sonuçta Bülent Arınç'ın o televizyon konuşması, az önce biraz o duyguyu anlatmaya çalışmıştım.
Hani ben bir gözlemci olarak, tartışmanın bir parçası olarak değil de bir gözlemci olarak söylüyorum bunu. Ya o konuşmada söylediği cümlelerin bazıları, özellikle işte bu Selahattin Demirtaş'ın kitabını övmesi falan, hem AK Parti tabanında hem MHP tabanında hem de belki Turgay'ın da söylediği gibi İyi Parti tabanında bir tepkiselliğe yol açtı. Bunu görmemiş mi? Yani mesela ya ben de biraz bu laflarımla, bu sözlerimle bu insanları biraz provoke etmiş oldum falan. Hani böyle bir farkındalık görmedin herhalde anladığım kadarıyla. Onu bu şekilde konuşmadık açıkçası. Yani biraz da böyle hani haber kaynağına zor ulaşıldığında çok uzun sohbet gibi olmaz biliyorsun. Onun için hani belki ben koparabildiğim kadarını almaya çalışırken çok rahat rahat bir konuşma olmadığı için. Ama şunu söyleyebilirim. Şu kadarını söylediğini hatırlıyorum. Orayı tam not alamadım. Ama şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki o gün, o akşamki programı izlediyseniz dedi. Biz de o akşam yayındaydık gece görüşünde. Ama ben sonra gece izledim, onu söyledim. Dedim izledim. İşte o zaman dedi görmüşsünüzdür dedi. Yani bir bütün içinde evet o konuşmalar var, tepki çeken noktalar var. Ama konuşmanın belli yerlerinde de dedi Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar titizlik atfettiğinin farkında olduğumu ve bunu da paylaştığımı, yani Cumhur İttifakı hassasiyetini paylaştığımı söylediğim yerler de oldu dedi. Dolayısıyla hani bu bir nevi işte MHP'den gelen tepkiye veya Cumhur İttifakı'na zarar veriyor şeklindeki yorumlara da bir cevaptı. Yani bunu tweetlerin arasında yazmadım zannediyorum ama böyle bir cümlesi var. Ama bu önemliymiş yani aslında bu altını çizdiği. Pardon.